Şimdi hemen hızlıca 3. bölüme başlıyoruz. 2. bölümü bitirdik. Triumph'tan başlayacağız. Hemen buradan KTM'e atlayacağız. Yamaha'ya, Suzuki'ye falan devam edeceğiz buradan 3. 4. bölümlerde. Tam buradan giriyoruz ama buradaki en vurucu motor benim gibi Naked severler için Street Triple RS. Öyle konuşamadım. Benim için Street Triple RS 765 artık. Jilet gibi. Bunun lansmanı çıktı. Bak R kardeşi de burada. Bak gel abi. Sen direkt motorlara odaklan ya. Bu Triumph beni bu sene bitirdi. Bak. Oradan dön. Buraya gel. Rahatınızı bozacağız biraz. Çok pardon. Bu da siyah hali ama bence grisi çok daha yakışıklı. Birkaç gün önce şöyle bir şey oldu. Speed Triple'ın lansmanı yayınlandı. Bu sene Triumph biraz daha Tiger Sport'a önem vermeye başladı. Zaten bu gibi Bonneville Bobber olsun, Bobber Black'ler, Tiger 1200'ler, bu gibi motorlara her zaman önem vardı. Ama gel gelelim, bu sene Triumph bence en vurucu yerini bu abilerimizle yaptı. Street Triple'lar, Speed Triple'lar, Naked sever ve farklı bu 3 silindir performansının tadına bakmak isteyenler için. MT-09 şu anda 3 silindirli en güçlü Naked üyelerinden biri. Bu da o 3 silindir tadını Triumph'da veriyor. Bilmiyorum. Daha önce Speed Triple kullandım hatırlarsanız İzmir'de. Ama bu yenisinde nasıl farklılıklar var? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir gidelim abi bakalım ne varmış. Bak bu Bobber Black. Bunun bir reklamı çıktı. Ben izledim. Aynı zamanda Triumph'ın fuar kurgusunda ben yapmıştım. Televizyonda oynasın diye. Bu Bobber Black çok muazzam. Çok marjinal, farklı bir motor. Özgün duruyor. İnsanın canı hepimizin olduğu gibi çekiyor. Çünkü bu özgünlük hissi motosiklette zaten her zaman vardı. Bu Bobber Black'te onu yaşıyorsun. Gel abi bak. Görüyor musun? Tek kişilik tasarım. Eskiye dokunuşlar teknolojiyle birleşince keyifli hale gelmiş Triumph'ta. Bir de ne demiştik? Tiger Sport demiştik. O da burada. Tiger Sport 1050. Bu geçen gün bizim Motopixel TV var. Selçuk abi. O yapmış incelemesini. Bu gerçekten sport adını yolda arayanlara böyle ben yolda basayım ama konforum da olsun. Hem yapıştırayım viraja da gireyim ama gel gelelim uzun yola çıkarken de oram buram ağrır mı diye düşünmeyeyim diyen adama Tiger Sport 1050 güzel bir tercih. Güçlü de bir motor ha diğer rakiplerine göre fena değil yani. Ama bunu yakın zamanda bir alıp dener miyiz Canberk? Tamam abi. Okey. Burada da Tiger 800 var. Tiger'lara çok girmiyorum. Tiger'larda bu sene ufak tefek değişiklikler var. Ama yıl içinde bir güncelleme durumları var. Bakalım nasıl olacak. Biz de meraklı bekliyoruz. Bu XCA modeli bu arada. KTM'e geçelim mi? Hadi. Dün KTM'e gelmiştik. Bir Triumph'a uğradık ufaktan. Ha? Uğrarız. Sıkıntı yok. Bir gezelim. Dün KTM'e gelmiştik ama ses konusunda ufak tefek problemler oldu. Burası dün hınca hınçtı. Bugün artık böyle 7-7.5'a gelince ortalık sakinleşti. Enes de sağ olsun bize yardımcı olacak bugün. Bakalım KTM'de neler varmış. Ne haber abi? Enes'le 250 TPI'ın lansmanında aynen, tanışmıştık. Oradan sonra da muhabbet uzadı. Burada da gördük dedim abi bize bir yardım eder misin? Sen dedim daha iyi anlatırsın. Büyük bir şekilde ben yardımcı olayım iyidir abi. Nasıl gidiyor? Biz de iyiyiz ya. Koşturmaca fuarda. Yorulduk biraz. Sağ olsun sevendiğimiz bol. Fotoğraf, motoraf, muhabbet aktık gittik. En son geldik. Bizimkine göre daha yorucu geçiyordur ya. Ya da bizimki sabit değil abi. Ha, evet, sizinki sabit olduğu için. Bizde. Şimdi babam çok hızlı KTM'i sorayım sana. Tabii. KTM bu sene her zaman olduğu gibi buraya motorları yığdı. Duklar var, RC'ler var, EXC'ler var, arkada süper duklar falan filan var. Yaklaşık şu anda standta 30'a yakın 32 tane motor var yani. Tabii. Aslında bu standlar arasında en fazla motor olan aynen, standlardan biri burası. Aynen en fazla model çeşidi olan markayız. Peki babam şimdi 2018 geldi. Geldi KTM'in aynen. Her marka olduğu gibi bir hedefleri var. Evet. Nedir abi KTM'in 2018'den hedefi? Bu sene hedefimiz yaklaşık 1500 motor seviyesine ulaşmak. Bu da bizim pazar payımızı 3. seviyeye taşıyor. Yani Yamaha Honda'dan sonra 3. biz sıralamaya geliyoruz. Aynen geliyorsunuz. Sıralamaya geliyoruz. Bu bahsettiğim tamamıyla hobi sınıfı. Yani commuter olmayacak 125 cc ve belli bir fiyat bareminin üzerinde olduğumuzda hedefimiz bu şekilde. Bu sene satışlarımızı giderek arttırmak, bayi ve servis alımımızı geliştirmek. Genel olarak beklentimiz bu yönde. Tabii duklar arttı. Tabii dükler arttı. RC grubu geldi. Var. Aynen yeni EXC dünyada ilk kez işte enjektörlü iki zamanları çıkardık. Ayrıca yeni bir ALE motor eklendi. 790 sınıfı paralel çift silindir 105 beygirlik bir motor ve Adventure sınıfı amiral gemisi diyelim evet KTM'in. Ya. Evet ya. Evet. Ben 1050'yi kullanmıştım şeyde. Ne o virajlı gidiyoruz ya Tekirdağ'da. Uçmakdere. Uçmakdere'de. Aynen. Çok keyifliydi. Güzel motor. Güzel yani. Motordu. Aynen. Peki abi fuara geldiniz. Evet. Fuardan KTM umduğunu buldu mu? Aslında bizim umduğumuz tamamıyla bilgilendirmek, offroad konusunda bilgilendirmek. Hani buna ulaştık aslında. Çok fazla ziyaretçimiz vardı. Özellikle standımızda diğer markalara göre baktığımızda çok yoğun oluyor standımız. İnsanları bilgilendiriyoruz. Offroad konusunda olsun, yeni modellerimiz konusunda olsun. Keza dışarıdaki gösteri alanımızdaki şovlar olsun. Birkan aynen, şeyler, Birkan'la Rock geldi. Evet. Ayrıca Jimkan'a işte söyleşiler, Dakar Türk takımının vesaire. Birkan gene Duklu
Coşkun'la herkesin nefesini kesti. Evet, Coşkun. Seviyoruz yani Birkan'ı. Oradan da ona selam olsun. Şimdi abi çok hızlı fuara gelemeyenler var bildiğin gibi. Şehirden başka şehirlerde olan insanlar, tabii, uzakta insanlar var. Bir motorları böyle beraber gösterelim mi sen? Tabii. Burada RC var aslında. Aynen, en başından. Yani KTM'in Super Sport serisinin RC125 ve 390 olmak üzere. Şu anda RC390. Bu power parts'lı bir motor. Bu arada standardı böyle değil. Üzerinde CNC korumalar olsun. Tank protection, çanta vesaire. Bu fuar için yaptığımız özel bir seri. Burada XJ'ler var arkada. Aynen. 250 TPI var. Aslında en yeniliklerden biri o diyebiliriz. Evet, 250 XJ TPI. Bu devrim yarattı öyle söyleyeyim. KTM genelde offroad'da zaten tek bilinen markadır. Yaklaşık 280 tane dünya şampiyonluğu var. Ar-Ge'sine sürekli yatırım yapmakta. Bununla birlikte de bu sene enjektörlü iki zamanları çıkardı. Bu tabii birçok şeyi sağladı. Yağı karıştırmak zorunda kalmıyoruz. Yakıt tüketim seviyesini düşürdü. Tabii eskisi gibi 3 saat bindik, yağ tabii bitti. Ya. Aynen, veya değiştirmek oldu, işte bitti. 60'a 1 miydi, 80'e 1 ha miydi, bu dertlerden bizi tamamıyla kurtardı. Artık kendi kendine yapıyor bu. Aynen, sen otomatik sadece yağlama. Aynen, yağı öndeki ağzına koyuyorsunuz. Aha. Motor bu arada. Aynen. Lansmanda görmüştük. Ben kullanamamıştım o zaman. İzmir'e gitmem gerekiyordu. Hatırlıyor musun? Ben bir dedim kaçıyorum. Sonrasında geliriz. Yakışıklı ekşiler her zaman yakışıklı. Genelde cross dünyasında çok tercih edilen motosiklet. Ya şöyle, yarışçıların %80'i KTM veya Husqvarna markasını tercih ediyor. Zaten ikisi de biraderler. Aynen, kardeş firma olarak. 17 yıldır da Dakar'da şampiyon, birincilik seviyesine ulaşıyor. Benzin kutusunun önündeki bölümden, ya benzin deposunun önündeki bölümden yağı koyduğunuzda otomatik olarak karıştırıyor. Artık uğraşmaya gerek kalmadı. Tabii, aynen. Otomatik vites arama gibi. Aynen şu anda. Artık vitesle uğraşmıyoruz yani. Şeyle, yağlamayla uğraşmıyoruz aynen. Artık uğraşmıyoruz. Arkada duklar var. Bizim böyle genç nesil seviyor bu dukları. Hatta böyle en ufağından başlayalım abi. Çünkü yeni başlamak isteyenler, işte ehliyet yasaları bilmem ne, ıvır zıvır bir sürü detay derken, bu duklar bu tasarımda, bu renklerle gençlerin en sevdiği motosikletlerden biri. En sevdiği modellerden bir tanesi. Şu anda baktığımız 125 dük modeli. Bunun bir özelliği, A1 ehliyetle kullanılabiliyor. Yani 16 yaşında ilk kez ehliyet alan birisi bu motoru kullanabiliyor. En onun dışında bu zaten. Aynen. Ya onun dışında tabii çok performanslı bir motor. Şu anda yaklaşık 127 kilo ağırlıkta ve 15 beygire sahip. TFT ekran, 4.5 inç TFT ekran var. Bak abi, ekranı güzel. Ben zamanında Duke 200 sahibiydim. Bir ara çok kısa böyle 2 ay 3 ay bir Duke 200'e bindim. Onda tabii turuncu ekranlar var. Turuncu, şimdi renkli resimli böyle TFT güzel ekranlar geldi. Telefonunuzu bağlayabildiğiniz, bütün bilgilere ulaşabildiğiniz. Modları, ayarları, saatleri, hızları bilmem ne. Gayet büyük CC'yle aradığımız tüm özellikler şu anda aynen bu motorda bulabiliriz. İşte LED farlar olsun. Gayet etkili bu arada. Özellikle kafa İstanbul trafiği için hani önemli bir unsur far sistemi. Tabii bir de küçük CC'de o problem var şimdi. Büyük CC'de egzoz taktın mı? Tabii. Aynen, duyuluyor ama duyuluyor, bunda öyle yani değil. Bunda şimdi farı koydun mu çekilmesini bekliyorsun. LED de bunun için güzel örnek. Evet. Yanında hemen zaten aşağı yukarı aynı platformu kullanıyorlar. Evet, platform aynı, sadece motorda değişiklemeler yapıyorlar aynen. Bunun ekranı farklı. Bunun ekranı farklı aynen. 250 dük versiyonunda ekran ve far halojen 125'e göre. Ekranda alışık olduğumuz 200 dükteki ekran. 250'lik motorda 25 beygirlik bir güce sahip. Bir 10 beygir daha yukarıda. Aynen. Burada da KTM 390 Duke modeli. 390 var. Bir de iyi süren adam Kaan var. Ne yapıyorsun abi? Dün çektik, ses problemimiz oldu. Bugün dedik bir daha gelelim. Burada gene TFT ekrana geri döndük. TFT ekran, LED far olsun, LED aydınlatma. Özellikle kilo güç oranına baktığımızda sınıfında için çok seri bir motor. Kaç beygiriz burada? Burada 31 beygiriz. 6 beygir daha güç. Yanlış beygiriz oldu. 4 beygiriz. Ben de şey yaptım, 6 beygir dedim. Bir an kafam bir düşük oldu. Abi. Artık abi fuarda hepimiz yorulduk şimdi doğruya doğru. Aynen. Her gün bir sürü soru, insanlar, koşturmaca. Bu gürültü bile burada yorulmaya değer. O yüzden normal abi. İlk şey yapma. 44 beygir güzel bu arada. Güzel aynen. Yani böyle kalkışlarda hani yakalayacak araba sayısı bile az, öyle söyleyeyim. O kadar diyorsun. Aynen. Bak bir yani 250'yi kullandım. Bizim Tanzer var. Tanzer'de var. 125'i kullandım. 390'ı hiç kullanmadım. Bunu kullandığımız zaman artık şeyini yapabiliriz abi. Orada sen beygirlerde hatta bir düzeltme daha yapayım. O da 31 beygir. Ben az önce 25 dedim ama 31 beygir, 44 beygir. Tamam, şimdi daha iyi oldu. Aynen. Abi. Bunların test sürüşü var mı spor motoya geldiği tabii zaman? İnternet üzerinden de spormoto.com üzerinden veya mağazamıza geldiğinde hem Ankara'da hem İstanbul'da test edebilirler. Diğer bayilerimizle de görüşmeleri gerekli. Peki seçili modeller mi yoksa hepsi mi? 250 ve 390 var. 390. RC390 var. Şu anda 1090 Adventure, 1290 Super Adventure S modelleri testimiz var. Okey. Yani 125 yokmuş şu anda. Evet, şu onu an anladık. 125 yok. A1 ehliyet kullanıcılar için bunu bir çizelim altını. Evet. Yani kullanmak istiyorsanız şu anlık 125 yok. Ama 250 ve 390'ı kullanmak isteyenler için spor motoru internetten randevuyla alabiliyorlar.
Bir de Büyük Abiler serisi var. Bir de oraya uğrayalım kısadan. Orada işler tabii büyüyor. Orada fiyatlar büyüyor, işler büyüyor, hacimler büyüyor. Seviyoruz ama. Evet. Sen de seviyorsun. Aynen, benim motorum da en baştakilerden işte. Öyle 1290 mi? Aynen. 1290 biliyorsun? 1290 aynen. Evet. Eskiden 990 bir süper motom vardı. Aha. Onu da çok seviyordum. SMK 2013 model. Ondan sonra artık teknolojiyle birlikte değiştirmem gerektiğini kanaat getirdim. Sen de doyumsuzlardansın bir de. Değil mi böyle? Yenisi olsun, güçlüsü olsun. Hepimiz diyoruz abi. Aynen. Burada sürekli artan bir güç olsun. Bu grupta benim en sevdiğim Superduk. Evet, Super 290. Zaten herkesin gözü Beats onda. Olarak adlandırdığımız canavar diye. Canavar 2.0 olarak geçen Beats modeli. Am canavar. Aynen. Superduk. Bu GT versiyonu. Gene yani aynı motor biliyorum. Evet. Sport Tourer olarak geçen model GT versiyonu. Yani daha çok uzun yola. Hem performans artı uzun yol i̇şte yapabileceğiniz motor. Yolda zayıf kalmayayım. Yanımdan bir racing geçerse şöyle bir abanırım. Aynen. Onu da alırım. Falan motor yani. Birazcık yaramazlık motoru. 7.2 saniyede çıkayım. Oh, ciddi mi ya? Evet. 207.2 saniyede. Bak, Superduk bu. Bu çok iyi yani. Gerçekten ben süren birkaç kişi tanıyorum. Her süren bir kere mutlaka kullanmalısın diyor bu motoru. Zaten tasarımı falan da o küçük kardeşlerinin yanında. Bu hayvansılığı var, bu pislik burada var abiciğim. KTM'i seviyoruz ya. Ben özellikle bunu çok seviyorum. Bir ara geliriz, kullanırız abi. Tabii. Buna biraz zor olabilir gerçi. Ya buna uygun hastane bulamadık yakınlarda. O yüzden kullanıcılar hani çok şey yapamıyor. Kadıköy var aslında ya, devlet hastanesi. Var da işte, o kadar tedavi edebilir mi? Onu tam şey yapamadım. Aman aman, öyle de var. Bununla birlikte güvenlik unsurları da motor üzerinde mevcut. İşte Brembo fren sistemi, WP süspansiyon. Hani bu kadar güçlü olmasının dışında tamamıyla aslında güvenilir bir. Viraj ABS'si olsun, MSC olsun, traction kontrolleri olsun, sürüş modları olsun. Hani bu kadar gücün yanında kullanıcılarına güvenli bir sürüş de sağlıyor. Güvenli ve konforlu. Aynen. Bir gidişin bir de duruşu durması olmak zorunda. Bir yani. Tabir vardır, motor durabildiği kadar gider diye. Aynen o çok öyle. Doğru bir aynen öyle. Bak, güzel güzel söz. Bunu yaz. Herhalde bu kadarız. Evet. Orada GT serilerimiz var. Oralara çok girmiyorum. Yani çünkü onlar çok ince ufak detaylar olan farklı farklı modeller. Burada en vurgun olan modeller Duke'lar, RC'ler, EX'ler ve Superduke ailesi. Çok teşekkür ederim abi. Ben ufaktan kaçayım. Enes'te Supermoto'da Kadıköy'de Hasan Paşa dükkanında aklınızda bulunsun. Elinden gelen yardımı yapar. Evet. Hadi abi görüşürüz. Öpüyorum seni. Vallahi konuşmaktan dilim damağım kurudu. Elimden geldiği kadar size fuarı göstermeye çalışıyorum. Burada komple Küba motor var. Bak abi. Buralara detaylı girmiyorum. Anlatsak destanlar olacak. Ana markalara girmeye çalışıyorum. Dayelim var. Burada Falcon bisiklet var. Şurada abi. Ondan sonra ama buraya dönersek herkesin merak ettiği, hastası olduğu markalardan bir tanesi Yamaha. Yamaha'ya geldik. Bakalım neler var neler yok. Böyle X-Max'leri boydan boya bu taraftan dizmişler. Şimdi şöyle bir gelirsek. Ben M-Max diye geldim, X-Max çıktı. Ondan sonra X-Max 250, 400'ü, arkada M-Max'i. Burayı komple X-Max serisi yapmışlar abi. Bunların artık hepsi Euro 4 falan filan derken ABS'li oldu. Tabi haliyle fiyatlar uçtu. X-Max 229.850 lira düşünün. Hani ya da 300 SX ABS var 31.200 lira. 400 ABS 36.000 liraya çıktı. Bu Euro 4'ün tabi ABS zorunlulukları falan derken bu artan fiyatlar birazcık gözümüzü korkutmayı birazcığı da geçtik artık yani. Bayağı gözümüzü korkutuyor. Patır putur yani. Patır putur. Şöyle bir girersek Tristi var. Bu model Türkiye'de çok sevilmedi. Tabii viraj konusunda soru işaretleri var kafamızda. Nasıl dönecek? Nasıl olacak? Bu kadar verilir mi bu para falan gibi sorular var. Bazıları haklı, bazıları haksız. O yüzden Tristi ile ilgili çok yorum yapmayalım. Yamaha'nın MT serisinden devşirme XSR serisi burada. Büyük ihtimalle bu 700. Aynen. XSR 700 serisi. Motor bloğu aynı arkadaşlar. Görüntüde depolar farklı. İşte aynalar, elcikler, farlar, kuyruk. Kuyruk tasarımı farklı. SL farklı. Ufak tefek dokunuşlarıyla fena değil. Güzel ilgi gördü Türkiye'de. İlgi gördü ama tabii ki MT'den daha pahalı olduğu için ya da MT. MT daha fazla ilgi gördü. Tabii ki daha fazla sattı. MT hatta piyasayı domine etti. Özellikle kendi sınıfında diyebiliriz. Burada da XSR 900 var. Gene MT09'un Cafe Racer'a dönüştürülmüş hali. Gene MT09'da aynı motor bloğunu kullanıyor. Burada XV950R var. Hani bahsetmiştik ya Harley Davidson'da Yamaha'nın bir cruiser modeli. Aslında Yamaha'yı hepimiz cruiser'da Dragstar'la tanımışızdır. Wildstar vardır, bir büyük abisi. XV950 de günümüz teknolojisinin cruiser'a uyarlanmış hali. Sonra yanımızda ne var ya? XSR 900'ün Abarth versiyonu. Yani biraz önce şurada gördük ya abi XSR 900'ü, bak şunu. Gördük. Bu da aynısının Abarth versiyonu. Tabii bunun Merhaba. Hiç problem değil. Bu da onun Abarth versiyonu. Tabii fiyatı 70 bin lira bu haliyle. 69.500, 500 lirasını yanlış söylüyorum ama. Güzel olmuş ama tercihim XSR'dan yana olurdu. Burada uzun yol sürücülerinin
MT performansıyla birleştiği modellerden biri olan Tracer 700 var. Burada MT-125'in yeni renkleri var. MT-07'de aynı renkler çıkmıştı. MT-07'de ilk bu renk çıktığında çok hoşumuza gitmişti. Bunu 125'e uyarlamışlar. Tabii 07 gibi böyle güçlü durmamış ama ABS gelmiş. Sela hala taş gibi. Ben MT'yi sürmüştüm. Sen o videoyu izledin mi bilmiyorum. İlk sürüş videosu çekmiştim. MT'nin çok çok böyle bir değişenleri olduğunu düşünmüyorum ama gene de kullanmak lazım. Yavaşlayayım mı? Çok mu gaza geldim? Aa, müzik birazcık duruldu. Sakinleşiyorum ve devam ediyorum. MT'den alalım. Yanımızda MT-25 ABS var. Artık bütün MT'ler ABS'lendi bir kere. Uydu Euro 4 normlarına. Ne oldu? ABS'imiz geldi. Bir de MT-07'nin ilk MT-07'de gördüğümüz bu rengini almış MT-25. Tıpkı MT-125'te olduğu gibi. Buna bir de Yamaha çantalarını takmış. Birazcık uzun yola gider gibi yapmış ama tabii ki sonuçta MT-25 uzun yolda çok çok diğer motorlar kadar rahat bir motor değil. Ama şehir içinde 10 numara. Şimdi yani çok konuşulan bir motor, çok tercih edilen, çok eleştirilen, çok övülen bir motor MT-07. Kendi sınıfındaki satış başarısı tartışılmaz. İnanılmaz sattı, inanılmaz tercih edildi ve beğenildi. Bu renkleri güzel. Ben bir de bunun kırmızısını seviyorum. Böyle değişik şarap renginden bozma değişik bir kırmızısı var. O da çok güzel. Tabii bunu alanlar böyle tekeri seviyorlar çünkü bu makina çok tatlı tekere kalkıyor. Çok torku çok gerildi. Bazı problemleri var ufak tefek. Onu artık incelemede anlatırız. Bunu incelemeye alacağız. Ama kim ne derse desin Yamaha'nın en doğru girişlerinden biri oldu MT-07. Birkaç yıldır son özellikle. Burada MT-09 var. Kerem Ahiro biraz önce buralardaydı. Bir selamlaştık ama şu an yakalayamadım. MT'yi zaten çok biliniyordu. Kerem Ahiro başladıktan sonra bayağı bilinen bir hale geldi MT-09. Özellikle de yabancılar tarafından. Tabii yurt dışında MT-09 FZ-09 olarak geçiyor. Birçok yorumlarda görürsünüz FZ mi diye. Orada FZ-09. Biz Türkiye'de MT-09 diyoruz. Keza MT sesi birçok yerde FZ diye anılıyor. Burada da MT-10 SP var Yamaha'nın. Bu böyle kafası Bumblebee'ye benziyor. Tasarımı ilk çıktığı zaman çok yenilikçiydi. Keza sonra kardeşi MT-09'da aynı tasarımı ondan aldı. Benzerisini aldı. Tabii ki bu tam bir Bumblebee. Sonra da Yamaha'nın Gözüpek grubuna geldik. Bak baba görüyor musun? Orada Hyper Naked diye bölmüşler. Burada da en babasına geliyoruz. Süper Sport'a. Ve bizi kralın kardeşi karşılıyor. Çünkü R1M var ama bu normal R1. Gel gelelim artık fiyatı 116 bin lira ve bizi üzüyor biraz. Gel abi burada R125 ABS var. Özellikle son zamanlardaki fiyat artışı canımızı çok sıktı. ABS geldi, zam geldi, o geldi, bu geldi falan filan derken 21.250'ye ulaştı fiyatı. Bu da böyle. Burada ne var? R25. İlk çıktığı zaman 13.500 lira lansman fiyatı vardı. O zaman herkes demişti ki oha çok iyi fiyat hemen alalım öyle yapalım. Kapış kapış gitti R25. Şimdi karşımızda 26.200 liralık fiyatıyla duruyor. Çok genci üzdü. Çok genci hayallerini yıktı bu fiyatlar. Ama tabii pazar artmaya ve fiyatlar da yükselmeye devam ediyor. Rengi güzel olmuş bence. Ben beğendim. Geçen seneki fuardaki rengini de beğenmiştim. O zaman burada bir standa çıkarmışlardı. Genelde şunu fark ettim bu fuarda. Honda'da da aynı gelişmeler oluyor. Birçok marka modellerindeki renkleri birbirine yakınlaştırıyor. Yani R1'de ne renk varsa R25'te de aynı renk var. Kuyrukta falan inanılmaz değişiklikler yok. Renk olarak ve ufak tefek dokunuşlar var sadece. Ve benim Yamaha'nın racing grubunda en sevdiğim motor Yamaha R6. YZF R6. Tabii R6 şöyle baktım 85 bin liraya yaklaşmış. Oy 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 yani. Akrapa uç egzozuyla burada güzel yerinde duruyor. Zaten anca burada durabiliyor. Yapacak bir şey yok. Yamaha Lüp. Yamaha'nın yağ markası buraya da yazmışlar. Yamaha standı bu kadar. Gel abi çıkalım hadi. Tabii Anıl Paç benim hemen boşluğumu yakalamış. Anıl Paç üzerine oturmuş. Biz de Anıl'ın arkasına oturalım. Yani güzel yani. Aileniz bu videoyu izleyince ne tepki verecek? Yani ailemiz bu videoyu izleyince babam beni tanıyor yani herhalde içi rahattır diye düşünüyorum. Nasıl evet. Olduk? İnanılmaz bir çift olmadık mı? Gerçekten çok güzel olduk. Anıl ne düşünüyorsun? Pek rahat değildir artık seni. Sen rahat mısın? Böyle arkadan sana sarılıyorum falan. Rahat oluyor musun? Ha? Rahat. Efendim? Ya oraya da oturmayın yani. Lütfen biz şimdi şey yapalım. Kullanmış gibi yapalım. Arkama erkek aldım diye video çekelim sende. Oo. Oo. Yasin'i alalım.
Cemre'ye laf mı attı? Aman Tanrım, mevzu mu çıkacak Baskan? Ben gideyim de Yasin otursun arkana. Yok, sana belediye yastır Redis. Ya madem bu kadar. Bu bölümü de Anıl Paç'ta burada kapatıyoruz. İki bölümdür bizi trollüyor. Sen nasıl bir Anıl Paç'sın ya? Sen nasıl ben neyin üstüne otursam sen geliyorsun. Öyle de bir şey var. Hadi gel anlat şimdi. Düşün gelmezsem neler olur. Ben kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde Suzuki'den başlayarak görüşmek üzere diyelim. Sana böyle biliyorum. Aa.